Hayırdır emmi? Geç otur bacım. Geç, seninle konuşacaklarım var. Hayırdır Reşit emmi? Artık hayır mı, şer mi, orasını bilmiyorum. Dün gece çok düşündüm. Düşündüm. Her şeyi açık açık sana anlatmaya karar verdim. Neyi anlatmaya karar verdin emmi? Cemşir. Güllü kızı. Vuracak. Ne? Ya. Kaç zamandır söylüyordu. Ama ben ciddiye almadım da. Meğer burasına kadar gelmiş adamın. Namusum lekelendi diyor. Bu kızın inat etmeleri, ayak diremelerinden bıkmış usanmış. Eğesi plan kurmuş kafasında. Anam. Ya. Güllü kızın fabrikada çalışmasına izin verecekmiş. Sonra bir gece fabrika dönüşü onu vuracak. Aman emmi. Nasıl laflar bunlar? Vallahi öyle laflar. Oh, eyvahlar olsun. Kızım ölecek. Cemşir'im mahpusa girecek. Ben ne edeceğim? Kime diyeceğim? Ne yapacağım ben şimdi? Dur hele dur. Dur ağlaşıp çırpışma dur. Cemşir'in mahpuslarda çürümesine benim gönlüm razı olur mu sanıyorsun? Aslında bu işin bir hal çaresi var. Var ama. Aması ne? Kurbanın olayım söyle. Aması ne? Bak hele. Cemşir'i bu işten vazgeçirmenin tek çaresi Kemal'i Güllü'den vazgeçirmek. Bu işi de yaparsan sen yaparsın. Ben mi? He. Ben ne yaparım? Nasıl yaparım? Şimdi beni iyi dinle. Mahpusa, Kemal'i görmeye gideceksin. Ne oldu teyze? Yoksa... Yoksa Güllü'ye bir şey mi oldu? Cemşir. Cemşir Güllü'yü öldürecek. Ne diyorsun sen teyze? Gül gibi kızımı, yavrumu öldürecek. Ne yapacağımı şaşırdım. Ne desem vazgeçiremedim. Yardım et bana Kemal. Yardım et. Delirdin mi bu adam? Allah'tan belasını mı arıyor? Beni de içeri tıktırdı. Daha ne istiyor? Kafasına tasarlamış. Bir akşam fabrika dönüşünde kastırıp vuracakmış. Kim vurduya gitti olacakmış işte. Yalvarırım sana. Kızımı bırak. Bitti de. Bekleme beni de. Senin ağzından çıkanları kulakların duyuyor mu teyze? Nasıl derim ben bunu Güllü'ye? Kemal, sen Güllü'yü seviyor musun? Eğer seviyorsan onu yaşaması için ne lazımsa yaparsın. Yaşat kızımı Kemal. Kemal, yaşat kızımı.